Herkese selamlar, merhabalar değerli arkadaşlarım, değerli öğrenciler. Bugün organizasyon kavramıyla karşınızdayız. Tüm canlılar belirli bir organizasyonu sahiptir. Yani tek hücreli olsun, çok hücreli olsun. Bunların hepsinde bir organizasyon vardır. Tek hücreli canlılarda ve çok hücreli canlılarda ortak olarak şunlar gerçekleşir. Atom. Atomlar birleşerek molekülleri. Moleküller birleşerek organelleri. Organeller birleşerek hücreleri. Yani şurası, şu sarıyla gösterdiğim, içine aldığım şekil tüm canlılar için ortaktır. Fakat hücrelerin birleştirerek doku oluşturması, dokuların birleştirerek kendilerini organ, organların sistemleri, sistemlerin de bir organizmayı oluşturması bu olay sadece çok hücre canlılarda görülür. Peki önceden izleyenler varsa hücresel yapıda demiştik ki ya, e, tek hücre canlılarda organel bulunmaz. Evet doğru. Fakat zarlı organel bulunmaz dedik orada. Zarsız organel bulunabilir. Ribozom bulunabilir. Neden ribozom bulunur? Bunu tabii hücre konusunda daha detaylı anlatacağız ama şurada geri gelmişken söyleyeyim. Neden ribozom bulunur? Çünkü protein sentezi yapar ribozom. Protein sentezi de vücut için olmazsa olmazdır. Yani vücut için düşünme sadece. İnsan için düşünme. Ya da hayvanlar için, bitkiler için düşünme. Tek hücreli veya çok hücreli. Yani yaşamsal faaliyetini belirle, belirten bir şeydir aslında protein. Sentezi yapıp yap yapılamaması. Bu sebepten ötürü de yani bu canlarda zarsız organ olan ribozom olması lazım. Ribozom organeli yoksa zaten canlılık faaliyetini gösteremez. Protein olmadığı zaman nasıl bir onarım söz konusu olacak ya da farklı şeyler gerçekleşemez. Protein çok çok önemli bizler için. Vücut içerisinde de öyle ya da diğer canlılar içinde. Burada zaten açıkladık ortak kullanıları. Atom ne? Bir elementin özelliklerini gösteren en küçük birimi. Örneğin hidrojen atomu. Hidrojenle su bileşerek, hidrojen oksijen bileşerek su molekülünü oluşturuyor. Moleküller organelleri, organeller hücreleri, hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemlerde bir organizma oluşturur. Yani bir dokuyu siz tek hücre canlılarda göremezsiniz. Mesela sinir doku tek hücre canlılarda göremeyiz. Ya da mesela organ, mesela beyin tek hücre canlılarda göremeyiz. Değerli arkadaşlarım. Ee, burada başka ne söyleyebiliriz? Tek hücre canlılar örnek olarak amipi söyleyebiliriz arkadaşlarım. Bu tek hücresiyle besinlerini alır, işler ve atıkları uzaklaştırır, çevresel uyarılara cevap verir, ürer ve diğer işlevlerini gerçekleştirebilir. Tabii ki de kısıtlı olmak kaydıyla. Çok hücreli canlılarda da görev ve yapı bakımından benzer hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler ise organizmayı meydana getirir. Çok hücreli canlı hücrelerin rastgele bir araya toplanmış hali olmayıp iş birliği içerisinde olan çok sayıda hücrenin oluşturduğu birlikteliktir. Bu durum canlıya zaman ve enerji tasarruf sağlar. Yani organizma demek bir birlikteliktir diyebiliriz. Evet bu videomuz bu şekildeydi organizasyon konusu. Bir diğer videomuzda üremede görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.